Ne çıkacak bilmiyorum. Durun bakalım. Fotoğrafta güzel görünüyordu ama. Şöyle açalım bakalım. Güzel. Bir de şey. Alez de var. Güzel. Şöyle baktığın zaman tertemiz. Ama tabii ki ben bunu yıkayacağım. İlk önce şöyle yanınıza geleyim. Evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben şimdi indim. Eve geldim. Nehir'in park beşiği kırılmıştı. Kullandığımız park beşiği 2 senedir onu kullanıyorduk zaten. Park beşiğimiz kırılmıştı. Hemen bir fiyat araştırması yaptım. Sıfırları inanılmaz pahalıydı. 500-600 liradan başlıyor fiyatları. Ben de ne yaptım? Tabii ki her zamanki gibi Letgo'dan bir göz gezdirdim. Baktım şöyle, bana çok yakın bir yerde vardı. Fiyatını da uygun tuttu. 240 liradan. Onun için bize temiz geldi gözüme. Bakalım olursa dedim, bir bakayım geleyim dedim. Gitmişken aldım da geldim. Vallahi bilmiyorum, bakalım şimdi hep beraber sizinle açalım. Şöyle indireyim ben kameramı da. Şöyle indireyim, hep beraber bir açalım bakalım. Park beşik kurulumunu hep beraber yapalım. Her şeysi içinde dedi. Bunlar tabii böyle yıkanacak. Her kapağı kapanıyor. Bu cibinliği anneciğim. Tepesine böyle cibinliği. Tabii yıkanacak bunlar tertemiz. Bu da tepesine böyle şeyi. Şöyle göstereyim. Ondan sonra içinin yatağı var. Altına da bunu koyacağız. Onu da ben bakalım. Evet. Güzel. Tertemiz. Nasıl? Yani aynısının fiyatını sordum. 500 liradan başlıyordu. Gerçekten o beni çok çok aşar zaten, alamazdım. Gerek de duymadım. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Tertemiz. Şöyle mis gibi deterjanlı suyla tertemiz sileceğim. Ondan sonra da balkona atacağım. Şöyle bir güzelce kurusun. İçinde alez yıkanacak, yatağı yıkanacak. Onları falan yıkadıktan sonra ondan sonra yatmaya hazır şekilde gelecek tabii ki. Ay öyle vallahi kızlar ya. Kaç gündür de görüşemiyoruz hiç. Şöyle döneyim size doğru. Şöyle çevireyim. Oturayım şöyle karşınıza biraz. Ben de böyle nazarın okulundan geldim. Nakil işlemlerini yaptıramadım. Hala yaptıramadım. Gerçekten çok artık beni çıldırtma noktasına getirdi. İstediği okul, nazarın gitmek istediği okulun kontenjanı dolu olduğu için oradan nakil istenmiyor. Şu an gittiği okuldan. Cumhuriyet Nevarsal Lisesi'nden. Nakil isteyemiyoruz. Kontenjan dolu olduğu için. Ve artık sürekli git gel git gel. Artık dedim müdür yardımcısına, dedim ben gerçekten gelemeyeceğim dedim. Hani benim dedim özel bir çocuğum var ve ben dedim çocuğumu sürekli dedim başkasına bırakıp dedim buraya kadar gelmek zorunda kalıyorum. Lütfen dedim, yani beni buraya kadar getirtmeyin. Yani nazarla dedim yapabiliyorsanız nazarla nakil isteyin. Ben sadece dedim imza atmaya geleyim dedim. O da öyle olmuyor işte dedi.
Veli'nin gelmesi gerekiyor dedi. Bilmiyorum kaç defa gideceğim geleceğim, daha Ekim'e kadar bu böyle devam edecekmiş zannedersem, ama ben gerçekten sıkılmaya başladım bu işten. Sıkıldım yani. Çünkü büyük bir sıkıntı oluyor nehri bırakıp gitmek. Gittiğim yer de Alsancak'ta, yani hani yakın da değil. Ve gerçekten artık vallahi yorucu olmaya başladı. Artık şu nakil işi de bir olsa da Allah'ın izniyle şöyle bir dedim dinlensem, ama yok. Ne mümkün mü yani bende dinlenmek? Hay Allah'ım ya Rabbim, saat kaç oldu? Saat 6 oldu bu arada. Gerçekten saat 6 oldu. Davulun bütün malzemeleri yıkanacak. Bunları falan yıkadıktan sonra hemen şey yapacağım. Dünden nohut haşlamıştım. Nohutumu salçalayacağım, yağlayacağım. Yemeğim çabuk olur zaten. Yanında da bir pirinç pilavı, Allah izin verirse inşallah. Yanında da bir salata. Ondan sonra bir yoğurt falan koyarım. İşte öyle turşu murşu. O şekilde bugünkü menümüz de öyle olur Allah'ın izniyle inşallah. Öyle vallahi kızlar ya. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Yani size, yani okul açıldıktan sonra telaş bitti mi? Benim bitmedi. Hep bitsin bitsin, okullar açılsın da bir şu telaşım bitsin diyordum. Ama nedense bitmiyor. Hala bitmiyor yani böyle. Olsun, can sağlığı olsun. Allah başka dert keder vermesin inşallah. Yemek yapmaya kalkacağım. Onları yemeği yaptıktan sonra da nehrin kışlıklarını çıkarttım. Poşet poşet dışarıya koydum. Onları yazlıklarını kaldırıp şeyin altından, koltuğun altından kışlıklarını yerleştirmem lazım. Ve gerçekten akşamları inanılmaz soğuk oldu İzmir. Biliyorsunuzdur, İzmir'de olanlar bilir. Gerçekten inanılmaz esiyor dışarısı. Ve evlerde artık serin olmaya başladı. Yazlıklarını kışlıklarını değiştireceğim. Onları da yaptıktan sonra inşallah Allah izin verirse ondan sonra da akşam şöyle ayaklarımı uzatıp da dinlenmek istiyorum bugün. Nasip olursa. Öyle bakalım. Ben bir yemeğimi yapayım, geleyim. Tekrar görüşelim. Tamam. Çok şükür bu da bitti. Bebeğimin kışlıklarını çıkarttım. Yazlıklarını kaldırdım. Şöyle göstereyim. Şurada bezlerini koydum. Ondan sonra burada pijamaları var. Burada kilo çorapları var. Ondan sonra burada çamaşırları var. Orada çorapları var. Şöyle. Ondan sonra yelekleri burada. Kazakları burada. Şöyle kıyafetlerimizi de göstereyim. Tamamdır. Yarım saate burayı da hallettim çok şükür. Of. Yemeklerimi de pişirdim. Şu an Allah izin verirse babamızı bekleyeceğiz. Ne oldu anneciğim? Eyvah. Hadi kalk. Anneş. İyi, boyu da iyi. Şöyle göstereyim mi anneciğim? Bebeğim. Anne. Bak. Anneş. Sen beğendin mi anneciğim beşiğini? Annem. Kızlar. Şeyi göstermedim size. Hemen yaptığımı göstereyim. Bunu dün yaptım. Tanıdığımız birisinin kız bebeği oldu. Ona hediye yaptım. Şöyle doğum panosu diyorlar buna da. Nasıl olmuş sizce? Vallahi benim çok hoşuma gitti. Asel bebek. Yani birazcık uğraştım ama hakikaten böyle bakınca hatıra kalır. İnşallah güle güle kullansın annesi de. Sağlıklı sıhhatle büyüsün asel bebek. Nasıl olmuş? Hatta bir dahaki söylemiştim ya çekilişte, böyle bir aile panosu yapabiliriz diye. Tabii buraya ailenin, işte ailede kimler varsa böyle isimleri yazılabilir. Ondan sonra başka büyük isimlerle böyle mesela diyelim yıldız ailesi, kocaman böyle bir yıldız ailesi yazılır. Ondan sonra ailede kim varsa onların isimleri yazılır böyle falan. Öyle bir aile panosu da düşünebiliriz bir dahaki çekilişte inşallah. Onu da nasip olursa bir 4-5 hafta sonra falan tekrar bir çekiliş yaparız inşallah kızlar. Hadi bakın. Güle güle. Ali, iyi akşamlar. Hadi 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 hadi.
Kızdın mı sen? Kızdın mı? Çok sıcak ama. Ele bak, sıcak bak. Hoş geldiniz. Buyurun. Sıcak. Sıcak gördün mü? Cüss. Hadi. Sar makarayı. Çöz makarayı. Öyle de böyle şak. Komşu. Tak. Aslan geliyor, kaptan geliyor. Tıp. Kolları bağla. Aferin.